Kıbrıs Haniki Sola Otis Gülmüş'le barış engellenemez. Küçük adamızda büyük hayalli insanlar yaşadı hep. Bugün bölünmüş ülkemizde pes etmek yerine çözümün hayalini kuruyor onca seneye rağmen insanlarımız. Hayallerimiz küçük değil ve gerçekleşmesini dört gözle beklemekteyiz. Meral Ertürk hayallerini büyük tuttu hep. Radyodaki sesin geldiği yerde çalışmak gibi bir hayali vardı. Ve liseyi bitirir bitirmez Kıbrıs'ın tek radyo kurumunda yer almayı başardı. 1959'dan 1963 yılına kadar CBS, Cyprus Broadcasting Service olarak bilinen, bugün şu an yayın yaptığımız kanal olan Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu'nda çalıştı Meral Ertürk. Son sınıftayken bu CBS'de bir minhal açıldı. CBS'de o zaman Cyprus Broadcasting Service'ti. Minhal açıldı, oraya müracaat etti. Mezuniyetime de tam bir ay vardı. Mr. Pound, İngiliz müdür, Hacı Yusuf ve Türk çiçeğinden de Sofiliza katılmıştı interview'ye. Ve giren personelin arasında birinci oldum. Çünkü ben okuldayken de çok meraklı olduğum için Rumca dersler alırdım. Hem okuma hem yazma. Şimdi şu anda unuttum çoğunu ama Safet Soykal vardır arkadaşımız. Ondan Rumca dersler alıyordum. Stona dersleri alıyordum. Ben böyle her tarafa meraklıydım. Her işi yaptım yani. Dolayısıyla Rumcayı da çok iyi bildiğim için hem İngilizce hem Türkçe hem Rumca imtihana tabi tuttular beni sözlü. Ve kapıdan çıkarken Supi Bey dedi bana pazartesi gün göreve başlayabilirsin dedi. O anda karar verdiler. Ben dedim ki daha bir imtihanım var, mezun olmadım. Olsun dedi, bu kadar bunları bu imtihanı geçen insan herhalde diplomasını da alır dedi. Ben göreve başladığım zaman ilk maaşımı aldığım gün liseden de diplomamı aldım. Öyle de bir şey var hayatımda. Ve başladım radyoda. Santral memuru olarak başladım. Peki ailenizin ve çevrenizin tepkisi nasıl oldu olaya? Çok sevindiler tabii ki. O memuriyet o zaman çok önemliydi. Özellikle de radyo gibi bir yerde. Kolay değildi çünkü ben çocukken, öğrenciyken daha doğrusu, küçük böyle akülü bir radyomuz vardı. Orada hep yayınları, ben radyonun yayınlarını hep takip ediyordum. Şule Hanım vardı orada, Şule Hakkı Süha. Çok güzel sesi vardı. Hala da hayattadır ama çok yaşlandı. Akıl Hanım vardı, Akıl Yaşın. Onun da sesine hayrandım. O da şu anda İngiltere'dedir. Geçen sene Kıbrıs'a geldi, görüştük. Onların programlarını dinlerdim. Bulmaca yaparlardı. Müzikli bulmaca diye program vardı. O bulmacaları ben çözer gönderirdim. Ve kazandığım zaman radyoda adım söylendiğinde hep böyle hayal ederdim. Bir gün bu kutunun içinden ben de konuşayım. Bir gün bu kutunun içinden ben de konuşayım. En büyük hayalimdi. Ve kısmet oldu bana. O konuşmak istediğim kutunun içine gittim ve çalışmaya başladım. Siz iyi bir maaş kazanıyordunuz. Sanırım evet. Bu da aile içerisinde sizin biraz duruşunuzu da değiştirmiş olsa tabii gerek ki, değil mi? Tabii ki. Kardeşlerim, işte, ablam vardı benim. İki ablam vardı. Bir tanesi rahmetlik oldu şu anda. Onlar çalışmıyordu. Küçük kız kardeşim de Seval Nalbantoğlu, belki duymuşsunuzdur. O da zaten öğrenciydi. Küçüktü, benden çok küçüktür o. Dolayısıyla aile içerisinde ilk çalışma hayatına atılan bayan ben oldum. Güzel bir de maaşım vardı o günün şartlarında. Tabii ki aileye çok büyük katkısı oldu. Zaten dediğim gibi nişanlıydım. Evlenecektim. Çok büyük bir gelir kaynağım olmuştu. Gayet mutluydum o yönden. Benim girdiğim sene 1959'a hem Türkçe cuma akşamları
Türkçe yayın vardı televizyonda. Hı hı. Radyoda da normal Türkçe yayınları vardı. O zaman işte Süfriza Bey Türkçe yayın müdürüydü. Hı hı. Şeyde de televizyonda da rahmetlik Mehmet Fehmi'ydi. Onun hanımı vardı Audrey. O da spikerdi. İşte Sevilla Hanım spikerdi. Hı hı. Ülkü vardı. Bir sürü arkadaşlar vardı. Yani adlarını şu anda hatırlayamadım. Hı hı. Santral'a yayına geçtim ben. Orada devam ettim. Peki üç dili de konuşuyorduk dediniz, evet. Günler belirlemiştik. Hı hı. Nasıldı oradaki ilişkiler? Size bakış nasıldı? Ben başladığım zaman istediğim gibi iki tane Rum arkadaş vardı orada görevli. İkisi de İngilizceydi. Gayet güzel konuşuyorlardı ama Türkçeyi çok az biliyorlardı. Bir gün öğle saatinde üçümüz buluşurduk. Shift time çalışırdık. Mesela 7-2-2-6-6-12 şeklinde çalışırdı. Öğleyin mesai değişirken üçümüz bir araya gelebilirdi. Hı hı. Bir karar aldık. Artık dedik ki hepimize, onlar Türkçe öğrensinler, ben de Rumcamı ilerleteyim. Dediğim gibi ders alırdım. Fakat zamanla unutur insan. Hı hı. İlerletmek için İngilizce sorun değil ama Rumcayı istemiyordum, şey yapayım, unutayım. Ve her gün bu şey konuşurduk. Bir gün Türkçe, bir gün Rumca, bir gün İngilizce. Arkadaşlıklarımız çok iyiydi. Yemek saatlerimizde. Bir gün bir kantinimiz vardı, çok güzel bir kantinimiz vardı. Çok güzel yemekler yaparlardı. Bir gün birimiz ısmarlardık yemeği, bir gün diğerimiz ısmarlardık. Çünkü evden yemek götürmeyi pek şey yapmazdık. Çünkü çok güzel bir kantin vardı orada, her türlü yemek de yapılırdı. O yemeklerle ilgili de güzel bir anım vardır, onu anlatayım size. Bir gün ciğer, kızarmış ciğer diye menü, pilavla birlikte. Tepsilerimizde yemek geldi falan, çünkü o kadar çok hoşuma gitti ki. Böyle bayıla bayıla yedim. Ondan sonra dedim ki, ben gidip şeye, kantindeki şefe soracağım dedim, bu ciğeri nasıl yaptı. Ben de aynısını yapayım. Gidip sorduğumda bana dedi ki, bir yaşından yaşlı olmayacak dedi domuzcuğu. Ne dedi? Bir yaşından fazla domuz muydu dedi. Aa dedi adam, ben sizin dedi Müslüman olduğunuzu dedi unuttum dedi. Dedim sorun değildi, çok beğendim. Yedim artık, ne yapayım yani, Allah günah yazmasın her günah. Sanki o tip şeylere de çok inancım yoktur yani. Yemekten ne ilgisi var tabii günahın ki falan. Böyle de bir şey vardı. Dostluğumuz, arkadaşlığımız çok iyiydi. Halen daha ilişkileriniz şu anda devam ediyor mu? Yok. Ben 19 belki size tuhaf gelecek ama 1963'te 21 Aralık gecesi radyodan ayrıldıktan sonra, CBC'den ayrıldıktan sonra tam 50 sene sonra geçtim güneye. Meral Üstün olarak bilinen Meral Ertürk, 1963 yılında çok sevdiği iş yerini ve iş arkadaşlarını nasıl bırakıp kaçtığını büyük bir üzüntüyle anlatıyor bizlere. Kıbrıs sorununun en büyük sıkıntısı olan düşünce ayrılıkları, çıkar ilişkileri, güzel hayaller değil de bencil hayallerin kurulması yüzünden Kıbrıs halen daha güzel günlerine kavuşamadı. 21 Aralık gecesi ben görevdeydim. Yayında görevdeydim. Ayşe Başar arkadaşımız spikerdi. Hilmi Özen de haber okuyucumuzdu. Ben kantine sandviç almaya gittim yemekçiğinde. Kantine gittiğim zaman o hayran olduğum süslü süslü masaların, yemek yediğimiz masalarda çok enteresan bir manzarayla karşılaştım. Masaların üzerinde bir sürü tanımadığım silahlar, askeri üniforma gibi kamuflaj, ki o zaman hiç görmediğimiz şeylerdi. Üniformalı bir sürü adamlar vardı. Ben heyecanlandım tabii, korktum. Geri döndüm, sandviç falan da almadım. Geri döndüm, arkadaşlarıma söyledim. Hepimiz de korktuk tabii ki, ne oluyor diye. Hı hı. İşte abime telefon ettim. Sabri Ertürk'e az önce bahsettiğim gibi. Abim Doktor Küçük'ün özel kalemiydi ve aynı zamanda Halkın Sesi'nde de çalışırdı. Genel yayın yönetmeniydi. Santral'da çalıştığım için ben telefon hatlarını da çok iyi biliyordum. Çalıştığımız şeyden belirli bir
numarayla dışarıya hat alabilirdik. Hı hı. O hattı kullanarak abimi aradım ben. Dedim böyle bir durum var radyoda. Biz herhalde bu akşam geri dönemeyiz diye. Heyecanlanma dedi bana. Bekle doktorla konuşayım, ondan sonra sana haber veririz dedi. Hı hı. Bir 10 dakika sonra abim bana geri döndü. Doktor dedi ki televizyondaki arkadaşlarınıza da haber verin. Hiç kimseniz ayrılmayın, hep bir araya gelin. Hı hı. Dış kapıya gelin, biz sizi alacağız oradan diye. Ben televizyondaki arkadaşlarımıza da haber verdim. İçerideki arkadaşlara da. Toplam sanıyorum 12 kişiydik o gece. Saat 12'de yayın bitti. Biz çıktık. Dışarı çıktığımızda ortalık zifiri karanlık, hiç ışık falan yoktu. O yayın binasından gate dediğimiz kapıya gidinceye kadar uzun bir yol vardı. Bilmem şimdi nasıldır. İnşallah gideriz diye görürüm. İnşallah. El ele tutuşarak hep gittik. Soğuk, rüzgar, fırtına, her an böyle bir kurşun yiyecekmiş gibi insan o şekilde ölümle kalımı hissettik o anda. Kapının yanına geldiğimizde o kocaman demir kapılar kapalı. Dedik eyvah, şimdi ne olacak? Nasıl çıkacağız buradan? İki tane adam vardı, sağlı sollu bekçi, gene silahlı. Birisi öbürüne Rumca sordu ne yapalım diye. Diğeri de aç kapıyı, defolup gitsinler dedi Rumca. Biz tabii çoğu personel de hep Rumca biliyorduk. Tabii. Çünkü arkadaşlarımız hep Rumca şey yaparlardı. Ama oraya gelmeden önce işte 21 Aralık gecesini ben nasıl öğrendim şey yapayım. Alaaddin Yavaşça'dan şarkılar vardı. Ondan sonra işte haber duyuldu. Şeyde Tahtakala'da Türkleri öldürdüler falan diye. Benim içim burkuldu. Yani beklerdik, her an bir şey beklerdik ama bu kadarını da beklemezdim. Yanımda bir makas vardı. Aldım ve Alaaddin Yavaşça'nın bandını kestim, parçaladım. İnanmıyorum. Yani, evet. Parçaladım o bandı. Hemen işte, teknik müdür tepemde belirdi. Ne yapıyorsun falan dedi. Hiç cevap veremedim tabii ki. Suç. İçeriden Ayşe Hanım hemen bir long play LP koydu. Ara müziği çalmaya başladı. Çünkü söylemiştim, hep biliyordu. Şey dedi ki bana, şefim dedi ki, Rum şef, bu yaptığın dedi devlet malına zarardı dedi. Biliyorsun cezası da çok büyüktür. Seni çok severim dedi bana, çok iyi bir insansın. Anlıyorum da seni dedi. Seni ihbar etmeyeceğim, ceza da vermeyeceğim. Zaten nasıl olsa yarın gelmeyeceksiniz dedi. Aynen bu şekilde bana. İşte ondan 21 sonra, Aralık günü oldu 21 bu konuşma. 21 Aralık gecesi. Gecesi. Kapıyı açın, defolup gitsinler dediklerini. Kapı açıldı. Karşımızda tam böyle bir minibüs gibi bir araba. Üstünde polis yazar. Hepimiz girdik arabaya. Kimse bir tek laf yok. Arabaya bindik. Ona ben ön yastıkların yanından birine oturdum. Baktım direksiyondaki kişiyi tanırım. Yabancı gelmedi bana. Yanındakini de tanırım. Abi dedim. İşte Sabri abim. Polis elbisesi giymiş o. Şu arabayı da kullanan rahmetlik İsmail Sadıkoğlu. O da TMT'den, teşkilattan birisiydi. Niye geldin dedim abime. Senin de çoluğun çocuğun var, benim çocuğum var. Sen olsun kalaydın, hayatta kalır da benimkine de bakardın dedim. Ben şöyle saçmalama falan dedi. Ondan sonra Türk tarafına gelene kadar da hiç konuşmadık. Korkudan tabii ki. Barikatı bu tarafa geçince artık rahat nefes aldık. Evlerimize dağıttı bizi şey İsmail Bey. Ertesi gün öğleyin ben gene görevdeydim rota gereği. Şoförümüz Ahmet dayı geldi, beni aradı. Dedi ki Sufi Bey'in direktifidir dedi. Yayına gitmen lazım dedi. Bugün yayın vardır dedi. Ben de dedim ki hiç kusura bakmayın. Hep aklımda bana gece şefin söylediği gelemeyeceksiniz diye. Dedim ki yok, ben gitmiyorum dedim. Müdürüme de saygılarımı selamlarımı söyle. Pek isterse kendisi gitsin dedim. İsterse de beni atsın işten, gitmeyeceğim. Ben çoluğum çocuğum var yani, değil mi? Onun için gitmedim. Kimse de gitmemiş zaten o gün. Yani sivisi şey maceramız da bu şekilde kapandı.
54 yıl geçti aradan ve Biz Emiz ekibi Meral Ertürk'e ilk çalıştığı iş yerini ziyaret etmesi için ön ayak oldu. Ekip arkadaşlarımızla tanıştırdık Meral Hanım'ı. Sonra da RİK'in koridorlarını, yayın odalarını gezdik. Gelen geçen selam verdi. Kameraman Christos Ayomamidis, RİK'in 60. yıl dönümü kutlama hazırlığında bulunulduğunu ve tüm eski ve yeni çalışanların resimlerini istediğini anlattı Meral Hanım'a. İkisi de bu karşılaşmadan ve sohbetten memnun kaldılar. Telefon santralinin bulunduğu yerin değişmesini fark etti Meral Hanım. Ayrıca radyo dönemindeki odaların artık kapatılıp söküldüğünü görmesi de onu biraz üzdü. RİK'in arşiv müzesinde güzel bir gezinti yaptık. Eski radyolar, mikrofonlar, resimler, onun çalışma dönemine ait ekipmanlar, eski günleri tekrardan hatırlattı ona. Yıllar geçmiş ama muhakkak ki hafızanıza kazınmış isimler olacaktır. Birkaç tane belki bulurum. Kimleri hatırlıyorsunuz ve bu insanlar ne iş yapıyorlardı? İşte Subi Bey vardı rahmetlik. Türkçe yayın müdürümüzdü. Ahmet Beylevi vardı, library sorumlusuydu. Feyzi Hanım vardı, Feyziye Hulusi abla derdik ona. O da yayınlardaydı. Rahmetlik oldu o da. Şül Hanım vardı. Şül Hanım şu anda hayattadır. Hakkı Bey haberlerdeydi. Hakkı Bey de rahmetlik oldu. Mustafa Sami vardı televizyonda. Mehmet Fehmi vardı. Yine televizyon Türkçe yayın müdürüydü. Kim vardı başka? Özkan Uygur Bey vardı. Haber okuyucumuz. O da rahmetlik oldu. İsmail Dinçer vardı. O da rahmetlik oldu. O da haber müdürümüzdü. Hüseyin Kanatlı Bey vardı. Kemal Aşık vardı, Ali Şakir. Hepsi rahmetlik oldu şeylerin. Allah rahmet eylesin. Harit Fedai Bey hala hayattadır. O da müdür muavinimizdi yayınlarda. İşte Sevilay Hanım vardı televizyonda. Hatırladıklarım bunlar. Rumlardan hatırladıklarım. İşte Hacı Yasif vardı, administratif sekreterimizdi. Mr. Proud vardı müdürümüz. Astrios vardı teknik müdürümüz. Marios vardı, bu az önce bahsettiğim şefim şeyde, teknik bölümde. Gene bir Marulla'mız vardı, o da benimden çok iyi bir arkadaştı, televizyonda spikerdi. O kadar hatırlayabildiğim, hatırlıyorum evet evet. Hayallerimiz yıkılabilir. Ancak yeni hayaller kurmamız şart. Kıbrıs kötü günler gördü. Bölünmüşlük, ayrılık, savaş, kin ve nefret. Ancak güzel hayallerin ne tutkusu ne de isteği geçer. Biz Kıbrıslılar ister Türkçe, ister Rumca, ister Ermenice konuşalım, anlaşabilir ve birlikte yaşayabiliriz. Bir yolunu bulabiliriz. Biz bunu yaşadık ve tekrardan yapabiliriz.